Bakara 68. Kalut ulena rabbike yubeyyin lena ma hiye. Kale innehu yekul inneha bagaratun la faludun ve la bikr. Evanun beyne zalik fef'alü ma tümerun. Peki bizim adımıza Rabbine dua etsen de sığırın nasıl olacağını açıklasın dediler. Musa, Allah diyor ki o ne çok yaşlı ne de çok genç. İkisi arasında bir inektir. Size emredileni hemen yapın dedi. Ne çok yaşlı değildir, ne de çok genç de değildir. İkisi arasında ne genç ne yaşlı. Şöyle de denilmiştir. La farit, biraz önce değindiğimiz üzere yaşlı değil. Ve la bikr, çokça doğurmuş da değil. Avanun beyne zalik, yani bir veya iki defa doğurmuş. Kavdut ulena rabbeke yübeyyilena ma levniha. Kale innehu yekulu innehe bakaratun safra. Levnuha tesurun nazirin. Onlar tekrar bizim için Rabbine dua et de onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki sarı renkli, parlak tüylü, bakanlara zevk veren bir sığırdır diye cevap verdi. Safra denildi ki koyuluğu sebebiyle siyaha çalan sarı demektir. Yine denildi ki safra bilinen sarı renktir. Parlak tüylü, fakı, huzursuz, bakanlara zevk verir. Tesurru, yani görenleri hayran bırakır. Şöyle de denildi. Fâkû levneha, tırnakları ve boynuzları sarı. Gâlut ulenâ rabbeke yübeyyü lenâ mâhiye. İnnel bekara teşâbehe aleyna ve inna inşaallahu lemuhtedûn. İsrailoğullar yine şöyle dediler. Bizim adımıza Rabbine bir daha dua et de onun diğer vasıflarını açıklasın. Bizce sığırlar birbirine benzemektedir. İnşallah istenen sığırı bulmayı başarırız. İnşallah istenen sığırı bulmayı başarırız. İsrailoğulları kaba anlayışları ve kıt akıllarına rağmen Mutezile'ye nispetle Allah'ı daha iyi tanıyor ve daha ileri derecede bir tevhid anlayışına sahip bulunuyordu. Çünkü onlar Allah dilerse doğru yolu bulmuş olacağız dediler. Ve inna inşa Allahu le muhtedun. Allah dilerse doğru yolu bulmuş olacağız dediler. Mutezile ise Allah kafirlerin de hidayete ermelerini dilemiş fakat kendileri hidayeti benimsememeyi istemiştir demektedir. Onların deyişine göre kafirlerin iradesi Allah'ın iradesine üstün gelmiştir. Söz söylerken aşırı gitmekten, dini konularda bilgisiz ve kaba davranmaktan Allah'a sığınırız. Şimdi şu kısmı bir işaretleyelim. Burada Mutezile eleştirisi var. Şurası da yöntemle ilgili. Söz söylerken aşırı gitmekten, dini konularda bilgisiz ve kaba davranmaktan Allah'a sığınırız. Bunu ilke olarak kaydedip geçelim. Gale İnnehu yekulu inneha bakaratul la zelulun tusirul arda ve la teskil harş müsellemetun la şiyete fiha kalu alul ane bil hak fezebehuha ve ma kadu yef'alun. Musa şöyle dedi. Rabbiniz buyurur ki o ne toprağı sürmek için çifte koşulan ne de ekin sulayan bir sığırdır. Sanma bir sığır olup renginde alacası yoktur. Onlar İşte şimdi gerçeği anlattın dediler ve sığırı bulup kestiler. Ama neredeyse başaramayacaklardı. Neredeyse kesmeyeceklerdi. Ne toprağa sürmek için çifte koşulan denildi ki çalışma faktörü ona boyun eğdirememiş. Yani toprak sürülmesine koşulmamış ve ekin sulamasında kullanılmamış. Şöyle de denildi. Ne toprağa sürmek için çifte koşulan yani toprağı eşeleyen eğitilmemiş serkeş bir sığır.
Fakat serkeşliği ve aşırı gücü sebebiyle toprağı eşeleyip sürmek onu uysallaştırmamış. Buradaki görüşlü ver de şu daha yaygın görüş. Yani toprak sürmekte veya tarlada kullanılmamış. Ama neredeyse başaramayacaklardı. Birkaç şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki neredeyse yapmayacaklardı. Katilin meydana çıkıp rezil olmaları yüzünden. Daha önce geçmişti yani parçasıyla maktule vur konuşacak meselesi vardı. Neredeyse ise yapmayacaklardı. Katilin meydana çıkıp rezil olmaları yüzünden. Yahut da neredeyse başaramayacaklardı. Fiyatı yüksek olduğunda. Birinci yorum daha münasip görünmektedir. Yani neredeyse yapmayacaklardı. Sonucu tahmin ettikleri için yani katilin meydana çıkıp rezil olacaklarını tahmin ettikleri için. Şöyle de denildi. İsrailoğulları kesilecek sığırın mahiyetini ve niteliklerini sormak konusunda ileri derece bir titizlik göstermişlerdir. Bir konuda ileri derece titiz davranmak bazen oyalama ve onu yerine getirmeme hedefine yönelik olur. Evet, çok ayrıntılı bilgi istemişler. Buradaki kasıt önemli. Kasıt oyalama. Oyalamak için çok soru sormak. Allah bir sığır kesmenizi emrediyor mealindeki ayeti kerimede sığır eti yemeyeceğine dair yemin edip de öküz eti yiyen kimsenin yemininin bozulduğu şeklinde Ebu Hanife ile mensuplarına Hanefilere nispet edilen görüşün delili vardır. İyi bir konu. Sığır eti yemeyeceğine dair yemin edip de öküz eti yiyen kimsenin yemininin bozulduğu şeklinde Ebu Hanife ile mensuplarına nispet edilen görüşün delili vardır. Çünkü Allah Teala önce bakara, sığır, inek zikretmiş. Sonra da bununla öküzü kastettiğini ne toprağa sürmek için çifte koşulan buyurmak suretiyle açıklamıştır. Toprağı sürüp ekine sulayan inek değil öküzdür. Bunun içindir ki cevap sadedindeki ilahi beyan biraz önce söylediğimiz gibi olmuştur. Yani sığır eti yemeyeceğine yemin eden kişinin öküz eti yemesi durumunda da bozulur şeklindeki görüş doğrudur diyor. Ancak o dönemin insanları zamanımızdakilerin öküzle çift sürmelerine mukabil inekle çift koşuyor idiyse ayette zikrettiğimiz meselede herhangi bir dayanak bulunmaz. Şurayı fıkhi görüş diye ekleyip geçelim. Belki ileride Maturidi'nin fıkhi görüşleri diye bakmamız gerekebilir. Ve iz kultum nefsen feddaratum fiha vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Hani siz bir adam öldürmüş ve bunun için birbirinizi suçlamıştınız. Halbuki Allah gizlemeye çalıştığınız hususu ortaya çıkaracaktır. Bu ayette her ne kadar umum konumunda bulunduysa da hani siz bir adam öldürmüş ve bunun için birbirinizi suçlamıştınız. Halbuki Allah gizlemeye çalıştığınız sözü ortaya çıkaracaktır. Bu ayet her ne kadar umum konumunda genel anlamda olsa da ilahi kastın husus olduğunun delili vardır. Şöyle ki aziz ve celil olan Allah öldürmüştünüz buyurmuş. Halbuki o adam bir kişi öldürmüştü. Halbuki o adamı bir kişi öldürmüştü. Allah öldürmüştünüz diye genel buyurdu. Halbuki o adamı bir kişi öldürmüştü. Yine o Allah gizlemeye çalıştığınız hususu ortaya çıkaracaktır demiş. Oysa cinayeti tek kişi olan katil gizlemişti. Bundan dolayı dedi ki biz ayette umum lafzının kullanılmasıyla umuma veya husus lafzının kullanılmasıyla hususa hamletmeyip delil ve burhanın bulunmasına bağlı olarak hüküm veririz dedik. İşte şurası tam ilke. Burayı beraber alalım. Şurayı kopyalayalım. Bir umum husus konusu.
Aynı yeri bir de ilke diye. Ayeti umum lafzının kullanılmasıyla umuma, husus lafzının has lafzın kullanılmasıyla hususa hamletmeyip delil ve bürhanın bulunmasına bağlı olarak hükmederiz. Hani siz bir adam öldürmüştünüz, siz deniyor, oysa tek kişi. Gizlemeye çalıştığınız genel kullanılıyor. Halbuki tek kişi. Bu ayet umum lafız kullanılmasıyla umuma, has lafız kullanılmasa da has bir duruma hamledilmeyip delil ve bürhanın bulunmasına bağlı olarak hüküm veririz. Başarıya ulaştıran sadece Allah'tır. Kul nedribuhu bi ba'dihâ kezâlike yuhyillâhül mevtâ ve yurîküm âyâtihi leallekum tâkilûn. Bunun üzerine öldürülen adama kesilen sığırın bir parçasıyla vurun dedik. İşte Allah bunun gibi ölüleri de diriltir ve düşünüp anlayasanız diye size ayetlerini gösterir. Bunun üzerine öldürülen adama kesilen sığırın bir parçasıyla vurun dedik. Denildi ki hayvanın sağ utuyla. Fakat bu Allah'tan bir nakil gelmeden bilinemez. Ancak kitaptaki bilgiye göre sığırın bir parçasıyla denebilir. Ayette sığırın bir parçasıyla geçiyor. Bir vahiy gelmeden onun sağ but olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla sağ but denilse de sığırın bir parçasıyla demek daha doğrudur diyor. Burasını şöyle yapalım. İşte Allah bunun gibi ölüleri diriltir. Yani sığırın bir parçasının ölüye vurulması örneğinde olduğu gibi Allah insanların tasavvur edemeyecekleri yöntemle ölüleri diriltir. Rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçirmesini sağlayan Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağı canlandırırız. Ölülerin diriltilmesi de buna benzemektedir. Mealindeki ilahi beyan da bunun gibidir. Cenab-ı Hak ölü durumunda bulunan toprağa gökten indirilen su ile hayat verdiği gibi insanların tahmin ve tasavvur edemeyeceği bir yöntemle ölüleri de diriltip tekrar hayata kavuşturur. Allah Teala'nın İsrailoğullarından öldürülen kişinin diriltilmesinin bir sebebi de onların kıyamet günü insanların diriltilmesi gerçeğini tam olarak kabul edememiş bulunmalarıdır denebilir. Aziz ve Celil olan Allah tam kanaat getirip kararları kazanmaları ve bu alanda zikzak çizmemeleri için öldürülen kişiyi nasıl hayata kavuşturduğunu kendilerine göstermiştir. Şurasını beraber işaretleyelim. Yeniden diriliş diyelim. Ve ayetlerini gösterir. Birliğinin kanıtlarını gösterir. Ölüleri diriltip ikinci hayata kavuşturmanın ayetlerini gösterir. Sizden öncekilerde olduğu gibi muhtaç olduğunuz ayetleri size gösterir gibi anlamlar verilebileceği gibi şöyle bir yorum yapmak da mümkündür. Size ayetlerini gösterir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini. Çünkü o gaybtan haber vermiştir. Şu taraf Maturidi'nin kanaati. Size ayetlerini gösterir derken yani Peygamberimiz zamanındaki inanmayanlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerini gösterir. Çünkü o gaybtan haber vermiştir. Risalet alametlerinin alamun nübüvve, delail-i nübüvve, en belirginliği gaybtan haber vermek ve olan biteni beşeri imkanlarla icat etme yönteminin ulaşamayacağını gösterecek tarzda haber vermektir. Peygamberlik alametlerinin en belirgini gaybtan haber vermektir.
Bu durumda muhataplar haber veren zatın bilgilerini Allah'tan aldığına hükmederler. Zira Hazreti Peygamber'in yazı yazdığı veya birbirinin yanına gidip geldiğini kaydedilmemiştir. Şu da var ki Resulullah'ın haber verdiği hususlar öncekilerden aktarmak suretiyle gerçekleştirilmiş bulunsaydı münkerlerden her biri onun naklettiklerine ilave ve eksiltmeler yapabilirdi. Ne var ki Allah Teala aslında Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu bilen o kimseleri ilahi gazabın üzerlerine inmesine lütfu keremiyle razı olmadığından bundan alıkoymuştur. Düşünüp anlayasınız diye birliğinin kanıtlarını anlamanız ve ölüleri tekrar hayata kavuşturmaya kadir olduğunun bilincine ulaşmanız için şu kısmı tekrar işaretlerim. Şura önemli. Risalet alametlerinin, alamın nübüvvenin, peygamberlik mucizelerinin en belirgini gaybden haber vermektir. Bu durumda muhataplar haber veren zatın bilgilerini Allah'tan aldığına hükmederler. Sümme baset kulubukum min ba'di zalike fehiye kel hicareti ev eşeddu kasve ve inne minel hicareti lema yetefecceru minhul enhar ve inne minha lema yeşşekkaku feyehrucu minhul ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Fakat bütün bunlardan sonra kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibidir. Hatta ondan da serttir. Çünkü taşın öylesi vardır ki içinden ırmaklar akar, öylesi vardır ki çatlar da içinden su fışkırır. Taşların bir kısmı da Allah korkusundan yuvarlanıp aşağıya düşer. Şunu bilin ki Allah yaptığınız hiçbir şeyden habersiz değildir. Fakat bütün bunlardan sonra kalpleriniz katılaştı, artık onlar taş gibidir, hatta ondan da serttir. Allah Teala İsrail oğullarının kalplerini taş örneğiyle anlatmış, onları katılık ve aşırı derecede sertlikleri açısından taşa benzetmiş, hatta ondan da sert olduğunu söylemiştir. Bugünlerde bu daha net anlaşıyor. İsrail'in Filistin'de yaptıklarından sonra kalplerinin gerçekten katılaştığı, taştan daha kötü oldukları. Allah İsrail oğullarının kalplerini taş örneğiyle anlatmış, onları katılık ve aşırı derecede sertlikleri açısından taşa benzetmiş. Hatta ondan da sert olduğunu söylemiştir. Çünkü taşın öylesi vardır ki sertliği, katılığı, anlama ve düşünme vasıtalarından yoksun oluşu ve başkalarına söz anlatma yeteneğinden mahrum bulunuşuna rağmen Allah'a boyun eğip korkusundan parçalanır. Şu ayet-i kerimede işaret edildiği üzere biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık onu Allah korkusundan paramparça olmuş görürdün. Rabbi o dağı tecelli edince onu paramparça haline getirdi. O kafirin kalbine gelince anlama ve düşünme vasıtalarının mevcudiyetine ve benimseme yeteneğinin enginliğine rağmen yumuşayıp Rabbine boyun eğmez. O kafirin kalbine gelince anlama ve düşünme vasıtalarının mevcudiyetine, aklı ve duyularının çalışmasına ve benimseme yeteneğinin enginliğine rağmen yumuşayıp Rabbine boyun eğmez. Yine aziz ve celil olan Allah, kıyametin kopuş dehşetinin karşısında dağların yumuşayıp boyun eğeceğini, dağların atılmış renkli yüne benzeyeceği gün mealindeki beyanıyla haber vermiştir. Kafirin kalbi ise ebediyen yumuşamaz. Şöyle yapalım. İşaretleri gidelim.
O kafirin kalbine gelince anlama ve düşünme vasıtalarının mevcudiyetine ve benimseme yeteneğinin enginliğine rağmen yumuşayıp Rabbine boyun eğmez. Yine aziz ve celil olan Allah kıyametin kopuş dehşetinin karşısında dağların yumuşayıp boyun eğeceğini, dağların atılmış renkli güne benzeyeceği gün mealindeki beyanıyla haber vermiştir. Kafirin kalbi ise ebediyen yumuşamaz. Bir de şöyle söylenebilir. Aziz ve celil olan Allah sert ve katı oluşlarına rağmen taştan oluşan dağlarda yaratıklar için faydalanma vesileleri yaratmıştır. Öyle ki dağdan nehirler çıkar, sular fışkırır. Kafirin kalbi ise imkan ve yeteneklerine rağmen kimseye fayda sağlamaz. Yani şu kısım daha anlaşılır. Aziz ve celil olan Allah sert ve katı oluşlarına rağmen taştan oluşan dağlarda diğer canlılar için faydalanma vesileleri yaratmıştır. Öyle ki dağdan nehirler çıkar, sular fışkırır. Kafirin kalbi ise imkan ve yeteneklerine rağmen kimseye fayda sağlamaz. Kafirlerin kalplerinin demir ve tunç gibi diğer sert cisimlere değil de taşlara benzetilmesinin hikmetine gelince. Nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, ateş demiri yumuşatır, tuncu da yumuşatır. Hatta ikisinden de kapkaçak yapılır. Taşı ise ne ateş ne de başka bir şey yumuşatabilir. Bundan dolayı kafirin kalbi taşa benzetilmiştir. Hiçbir şekilde yumuşamaz. Bu ilahi beyan nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, Cenab-ı Hakk'ın iman etmeyeceğini bildiği zümreler hakkındadır. Şunu da bilin ki Allah yaptığınız hiçbir şeyden habersiz değildir. Bu ilahi beyan muhataplarına yönelik en ileri derecede bir tehdit ve öğüt özelliği taşımaktadır. Yaptıklarını bildiğini kendilerine hatırlatması yoluyla. Efe tatmeune en yu'minu leküm ve kad kâne ferîkum minhum yesmeûne kelâm Allah thumme yuharrifûnehu min ba'de mâ akalûhu ve hum ya'lemûn. Onların siz müminlere inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki kendilerinden bir grup Allah'ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra bile onu tahrif ediyordu. Onların siz müminlere inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki kendilerinden bir grup Allah'ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra bile onu tahrif ediyorlardı. Onların siz müminlere inanacaklarını mı sanıyorsunuz? Denildi ki ayet umum ifade eden bir hitap gibi görünüyorsa da kastedilen husus olup o da Resulullah'tır. Daha önce de geçmişti bu umum husus meselesi. Ayet umum ifade eden bir hitap gibi görünüyorsa da siz müminlere inanacaklarını mı umuyorsunuz, siz umuyorsunuz. Ayet umum ifade eden bir hitap gibi görünüyorsa da kastedilenin husus olup yani Resulullah olduğu söylenmiştir. Tefsir ehlinin çoğu bu kanaattedir. Yani ey Muhammed, onların sana inanacağını mı sanıyorsun? Tefsir ehlinin çoğu bu kanaattedir. Bir de şöyle denildi. Umum ifade eden bir hitap şeklini taşıyan bu ayetin hedefi Hazreti Peygamber ve ashabından oluşmak üzere yine umumdur. Ayet söz konusu ettiği kimselere İman edeceğine ümit bağlanılmamasını talep etmek konumunda olup sanki Cenab-ı Hak şöyle demektedir. Onların imanına ümit bağlamayın. Tıpkı şu ayetlerdeki üslupta olduğu gibi. Resulüm hakkında azap hükmü kesinleşmiş olan ve ateşin içinde bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? Yani kurtaramazsın. Sağırlara sen mi işittireceksin? Yani işittiremezsin. Şurasını işaretleyelim. Gene umum husus örneği burası. Resulüm hakkında azap hükmü kesinleşmiş olan ve ateşin içinde bulunan kişiyi sen mi kurtaracaksın? Halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını işittikten sonra tahrif ediyordu. Şimdi bu ayet
Şöyle ilginç. Burada inanmazlar, seni mi inandıracaksın deniyor. Sanki özgürlükler kısıtlanmış gibi. Ama bir önceki ayette kalpleri taşlaşmış, artık yumuşamaz denildiği için kimler kastedildiği anlaşılıyor. Bu hale gelmiş insanlar, onlar kalpleri katılaşmış olanlar, sen mi inandıracaksın? Halbuki onlardan bir grup Allah'ın kelamını işittikten sonra tahrif ediyordu. Birinin şöyle bir soru yönetmesi mümkündür. Resulullah'tan önceki dönemlerde bulunup da Allah'ın kelamını işittikten sonra tahrif eden zümre olayında asr-ı saadetteki bazı kimselerin imanından ümit kesmeyi gerektirecek ne vardı? Resulullah'tan önceki dönemlerde bulunup da Allah'ın kelamını işittikten sonra tahrif eden zümre olayında asr-ı saadetteki bazı kimselerin imanından ümit kesmeyi gerektirecek ne vardı? Nihai gerçeği bilen Allah'tır ya, soruya iki şekilde soruyu iki şekilde cevaplandırmak mümkündür. Birincisi, asr-ı saadetteki insanlar gerçekleri başkalarına bakarak benimseyen ashab-ı taklit kimselerdi. Nitekim atalarımızı belli bir dini benimsemiş bulduk. Biz de onların yoluna uymaktayız. Mealindeki ilahi beyan buna işaret etmektedir. Birincisi, asr-ı saadetteki insanlar gerçekleri başkalarına bakarak benimseyen ashab-ı taklit kimselerdi. Nitekim atalarımızı belli bir dini benimsemiş bulduk. Biz de onların yoluna uymaktayız. Mealindeki ilahi beyan buna işaret etmektedir. Aziz ve celil olan Allah şunu haber vermektedir ki, Resulullah dönemindeki bazı muhataplar hayret veren mucizeler görseler de hiçbir zaman inanmazlar. Çünkü onlar taklitçi olup kesin delil ve mucizelere ilgi göstermezler. Resulullah dönemindeki bazı muhataplar hayret veren mucizeler görseler de hiçbir zaman inanmazlar. Çünkü onlar taklitçi olup kesin delil ve mucizelere ilgi göstermezler. İkincisi, bu gibiler Allah elçisi Musa aleyhisselam döneminde birçok ayeti müşahede ettikleri ve hayret verici olaylarla karşılaştıkları halde Hz. Musa imanlarına ümit bağlamamıştır. Siz onların devamı sayılan velikilerin imanını nasıl umuyorsunuz? Yani mucizeleri görüp Hz. Musa'ya iman etmemişlerdi. Benzer şekilde aynı davranıyorlar. Siz onların devamı sayılan muhataplarınızın imanını nasıl umabilirsiniz? Yukarıdaki soruya farklı iki cevap da vermek mümkündür. Birincisi, Allah Teala sanki şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, onların imanına ümit bağlama. Çünkü onlar Allah'ın ilminde zikrettiği kimseler gibidir. Kalpleri katılaşmış kimselerdir. İkincisi, eskiler bunlardan daha hayırlı ve Hakk'a daha saygındı. Bununla birlikte ikna edici deliller ve iman etmeyi gerektirecek kanıtlara muhatap oldukları halde inanmamışlardır. Şu halde muhataplarının, yani velikilerin, dönemindekilerin imanına nasıl ümit bağlarsın? Akılları erdikten sonra onu bile bile tahrif ediyorlardı. Bile bile tahrif ediyorlardı. Tevrat'ın Allah'tan geldiğini, Musa'nın Allah'ın elçisi ve hak peygamber olduğunu bildikleri halde tahrif ediyorlardı. Şimdi şu kısmı birlikte bir alalım.
Ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ ve izâ khalâ bâduhum ilâ bâdin gâlû etuhaddisûnehum bimâ fetahallâhu aleykum liyuhâccûkum bihi inde rabbikum efelâ tâkilûn. Münafık Yahudiler iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açıkladığı gerçekleri Rabbinizin huzurunda karşı delil olarak kullanmaları için mi onlara söylüyorsunuz? Aklınızı hiç kullanmıyor musunuz? Derler. Münafık Yahudiler iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle kendileri baş başa kaldıklarında Allah'ın size açıkladığı gerçekleri Rabbinizin huzurunda karşı delil olarak kullanmaları için mi onlara söylüyorsunuz? Aklınızı hiç kullanmıyor musunuz? Derler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman bu ifadeyle başlayan ayetin münafıklar hakkında nazil olduğunu daha önce belirtmiştik. Birbirleriyle baş başa kaldıklarında bu iki yorum açıktır. Münafıkların bir kısmı diğerleriyle baş başa kaldığında onlara şunları şunları söyler misiniz der. Veya münafıklar Yahudilerle baş başa kaldıklarında Allah'ın size açıkladığı gerçekleri onlara söyler misiniz? Denildi ki ayette geçen Fetehallah ifadesi Allah'ın anlattığı veya açıkladığı ya da hükmettiği demektir. Bir de buna Tevrat'ta size lütfettiği anlamı verilmiştir. Tevrat'ta size lütfettiği anlamı verilmiştir. Hepsi aynı noktada birleşir. Rabbinizin huzurunda karşı delil olarak kullanmaları için. Yani bu adamlara itiraz etmeniz dolayısıyla bu ifadede Resulullah kelimesinin dolaylı olarak bulunduğunu söylemek de ihtimal dahilindedir. Buna göre Allah sanki şöyle buyurmuştur. Resulullah'ın yanında itiraf edişinizi karşı delil olarak kullanmaları için aynı ilahi beyanın fi rabbikum yani Rabbinizin karşısında karşı delil kullanmaları için manasına gelmesi de muhtemeldir. Çünkü Araplar cer harflerini birbirinin yerine kullanırlar. İnde rabbikum fi rabbikum. Bir de Rabbinizin huzurunda kıyamet günü manasına gelebilir. Bu durumda Allah nezdinde olan yani Allah'tan size gelen şeyi karşı delil olarak kullanmaları şeklinde anlam verilebilir. Ancak bu bağlamda birinin şöyle bir sorun yönetmesi mümkündür. Rabbinizin nezdinde karşı delil kullanmayı zikretmenin ne manası var? Zaten kıyamet gününde bu tür işler sadece onun nezdinde gerçekleşir ve yapılacak fikri tartışmalar sadece Allah katında bulunan ile yani onun katından gelen ile vuku bulur. Şöyle cevap verilir. Bu yöntem gerçeği daha iyi ortaya çıkarır ve önceki ikrarlarını gizleme teşebbüsü başarılı olmaz. Karşı delil getirmek bu yöntem gerçeği daha iyi ortaya çıkarır ve önceki ikrarlarını gizleme teşebbüsünü başarılı olmaz. Bu sebepledir ki böyle bir itiraf kendilerince men edilmişti. Yani münafık Yahudiler yandaşlarına müminlerin yanında İslam dininin gerçekliğini dile getirmek ve Tevrat'ta yer alan Resulullah'ın niteliklerini söylemelerini yasaklıyorlardı. İşte şu kısım. Münafık Yahudiler yandaşlarına Müslüman gibi görünüyor ama gerçekte Yahudi. Münafık, inançsız, Müslüman değil. Yandaşlarına müminlerin yanında İslam dininin gerçekliğini dile getirmek ve Tevrat'ta yer alan Resulullah'ın niteliklerini söylemelerini yasaklıyordu. Şuranın hepsini işaretleyelim. Münafık Yahudiler yandaşlarına müminlerin yanında İslam dininin gerçekliğini dile getirmek ve Tevrat'ta yer alan Resulullah'ın niteliklerini söylemelerini yasaklıyordu. Aklınızı hiç kullanmıyor musunuz? Bu yaptığınızın sizin aleyhinizde olmak üzere onlar için bir kanıt teşkil ettiğini anlamıyor musunuz? Diye kendilerine söylüyordu. Siz ki onun hak peygamber olduğunu itiraf etmekte, niteliklerini anlatmakta fakat kendisine biat etmemektesiniz.
onun hak olduğunu anlamıyor musunuz? Manasına gelmesi de ihtimal dahilindedir. Bu da aynı yerle ilgili. Bunu da oraya işaretleyip atalım. Evela ya'lemune ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Bilmiyorlar mı ki Allah gizlediklerine de açıkladıklarını her şeye de vakıftır. Bilmiyorlar mı ki Allah gizledikleri ve açıkladıkları her şeye vakıftır. Bilmiyorlar mı ki Allah gizlediklerine de açıkladıkları her şeye de vakıftır. Şöyle denildi. Gizlediklerine de baş başa kalınca gizlice dile getirdikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönelik inkar ve yalanlama, açıkladıklarına da ashabına yönelik tasdik ve iman gösterisine de. Gizledikleri bazı nitelikleri ve Tevrat'ta yer alıp açıkladıkları diğer nitelikleri manasının yanında şu yorum da muhtemeldir. Yahudi alimlerin Tevrat'ta yer alan nitelikleri ortaya çıkarmayı gizlice yasaklamaları ve münafık Yahudilerin müminlere açıkladıkları Resul-i Ekrem'e ait nitelikler. Gizlediklerine de açıkladıklarına da Allah vakıftır. Bu da aynı konuyla ilgili. Hazreti Muhammed'in niteliklerinin Tevrat'ta yer alması. Ve minhum ümmiyyûne la ya'lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve inhum illâ yazunnûn. İşlerinden bazıları okuma yazması bulunmayan avam tabakası olup kitap hakkında bildikleri şeyler buruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunabilirler. İşlerinden bazıları okuma yazması bulunmayan avam tabakası olup bilmezler. Yani Yahudilerden bazıları vardır ki Tevrat okuyamaz. Bunların yegane bildikleri alimleri ile dini liderlerinin anlattıklarından ibarettir. Ashab-ı taklit diye daha önce geçmişti. Okuma yazma bilmezler. Sadece Yahudi alimleri anlattıklarına inanırlar. Ümmi yazamayan ve yazılı şeyi okuyamayan kimsedir. Ümmi yazamayan ve yazılı şeyi okuyamayan kimsedir. Fakat böylesi yazılı şeye dayanmadan ezberinden okuyabilir. Ezberleyip anlatabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle yazabilirdin. Mealindeki beyanında ifade ettiği üzere yazı yazamıyor ve yazılı şeyi okuyamıyordu. Ümmi yazamayan, yazıdan veya ezberden okuyamayan kimsedir de denilmiştir. Şimdi şu kısmı ümmi diye işaretleyelim. Hazreti Peygamber'in ümmi olması. Ümmi. Bir de şu kısım ashab-ı taklit diye işaretlemiştik. O kısım. Taklit, ashab-ı taklit. Yahudilerden bazıları Tevrat'ı okuyamaz. Bunların yegane bilgileri alimleriyle dinin liderlerinden aldıklarından ibarettir. Sadece kuruntular, ayette geçen emani kelimesi İbn Abbas'ın kanaatine göre nakledilen asılsız sözlerdir. Emani, İbn Abbas'ın kanaatine göre nakledilen asılsız sözlerdir. Bazılarına göre ise yalan manasına gelir. Kisai ise emani kelimesine okuyuş anlamı vermiştir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki vahiyleri okunduğunda şeytan onun okuyuşuna ümniye bir şeyler katmaya kalkışmasın. Mealindeki ayette olduğu gibi. Okuyuş anlamı vermiştir. Okuyuş olsa nasıl olacak? İşlerinden bazıları okuma yazması olmayan avam tabakası olup kitap hakkında bildikleri şeyler kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Okuyuş diye düşünsek. İşlerinde bazıları okuma yazması bulunmayan avam tabakası olup kitap hakkında bildikleri şeyler okuyuştan ibarettir. Olmuyor. Şey daha iyi gibi ilke. Emani kuruntu. İbn Abbas'ın naklettiğine göre asılsız sözdür. Şurayı etiketleyelim. Emani asılsız söz. Emani İbn Abbas'ın kanaatine göre asılsız sözlerdir.
Onlar sadece bir zanda bulunurlar. Yani onlar sadece zan içinde olup kesinliğe ulaşamazlar. Ashab-ı taklit demişti. Taklit ederler, okuma yazma bilmezler. O taklit ehli sadece zanda bulunur. Yani onlar sadece zan içinde olup kesinliğe ulaşamazlar. Buradaki temel mana şudur. Onlar kitap ilmine vakıf değillerdir. Ashab-ı taklittirler. Yani kitap ilmine vakıf değildirler. Kendilerinde mevcut olan sadece nefsin arzu ve şehvetleridir. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Mealindeki ayette olduğu üzere. Burasını da alalım. Taklit, ashab-ı taklit kısmına gönderdik. Ve veylülillezine yektübünel kitabe bi eydihim sümme yekulune hâzâ min indillâh liyeşterû bihi temenen galîle ve veylüllehum mimma ketebet eydihim ve veylüllehum mimma yeksibûn. Kendi elleriyle kitap yazıp sonra az bir değer karşılığında bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline. Kazandıkları dünyalık yüzünden vay haline onların. Kendi elleriyle kitap yazanlar bu beyanda yer alan veil kelimesi şiddet manası verilmiş veya cehennemdeki bir fadinin adıdır denilmiştir. Şöyle de düşünülmüştür. Veil, üzüntü çekilip ah vah edilen her türlü olaydır. Arap şu olay sebebiyle vay falanın başına gelene der. Yazıklar olsun anlamında. Arap şu olay sebebiyle vay falanın başına gelene der. Elleriyle kitap yazıp bu iki şekilde yorumlanabilir. Yazanlar Hz. Muhammed'in niteliklerini Tevrat'tan silip kaldıranlar, Tevrat nüshalarını bu şekilde yazanlar. Böyle denilmiş. Yani ne yazıyorlar? Tevrat'ta Hz. Muhammed'in niteliklerini silip kaldıranlar, bir de yazanlar, yani niteliklerin aksini icat edip yazanlar. Bir, silenler anlamında değişiklik yapanlar, ikincisi yazılanın aksini yazanlar. Sonra da bu Allah katındandır derler. Bu muhtevadaki yazım gerçeğin aksinin kayıt ve ispatı demektir. Yani ister silerek olsun, ister değiştirerek olsun bu metindeki yazım aksinin ortaya çıkarılmasıdır. İşte onlar Allah'ın imanı kalplerine yazıp yerleştirdiği kimselerdir. Beyanında olduğu gibi. Burada tespit edilen aslının öyle olduğu zannedilmesi için Tevrat'a eklenen ibarelerdir. Şu kısım Maturidi'nin benimseyerek aktardığı yerler. Çünkü öncesinde Tevrat'ta Hz. Muhammed'in nitelikleri olduğunu belirterek buraya kadar geldi. Dolayısıyla yazanlar Hz. Muhammed'in niteliklerini Tevrat'tan silenler veya niteliklerini değiştirenler, aksini yazanlar. Sonra da bu Allah katındandır derler. Buranın tamamını seçelim. Daha önce Tevrat'ta Hz. Muhammed'in anılması diye yazmıştık. Oraya atalım. Bir de aynı yeri tahrif diye bir başlık açmıştık. Oraya atalım. Yahudilerin tahrifi. İki şekilde olabilir. Hz. Muhammed'in niteliklerini kapatmak, söylememek. İkincisi de niteliği değiştirip zıttını söylemek. Az bir değer karşılığında bu anlamını daha önce kaydetmiştik. Elleriyle yazdıkları yüzünden vay haline. Kazandıkları dünyalık yüzünden vay haline onların. Sözü edilen kimselere üç şey yüzünden üç defa teessüf edilmiştir. İlki Resulullah'ın niteliği için yeni bir metin icat ederek doğru olanı yok edip değiştirmeleri. Burada ikisini birleştirdi. Yeni bir metin ortaya çıkıyor. Doğru olanı yok edip değiştirmeleri sebebiyle. İkincisi bu Allah katındandır demeleri sebebiyle. Üçüncüsü kazandıkları dünyalık yüzünden vay hallerine. Üç defa yazıklar olsun. Yeni bir metin ortaya çıkartıp doğru olanı değiştirmeleri, Allah katındandır demeleri ve dünyalık kazanmaları sebebiyle yazıklar olsun. Burayı da aynı yere ekleyelim. Tahrif kısmına ekledik. Bir de Tevrat'ta Hz. Muhammed'in anılması kısmına burasını ekledik. Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâme mavdûdeten kul ettehezzüm indallâhi ahden
فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Onlar sayılı birkaç gün dışında bize cehennem ateşi dokunmayacaktır dediler. De ki Allah katından bir söz mü aldınız? Ki Allah asla sözünden caymaz. Yoksa ona bilmediğiniz şeyleri mi isnat ediyorsunuz? Sayılı günler dışında bize cehennem ateşi dokunmayacaktır dediler. De ki Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah asla sözünden caymaz? Yoksa ona bilmediğiniz şeyleri mi isnat ediyorsunuz? Öyle değil. Kötülük isteyip de günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse, evet, böyleleri cehennemliktir. Kötülük isteyip günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse. Daha önce bu kalbi taşlaşmış diye geçmişti. Kötülük işleyip de günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse, evet, böyleleri cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onlar sayılı birkaç gün dışında bize cehennem ateşi dokunmayacaktır dediler. Tefsir ve kelam alimleri bu ayette zikredilen sayılı günleri İsrailoğullarının buzağıya tapındıkları gün diye yorumlamakta ittifak etmiştir. Ancak iki sebeple bu makul görünmemektedir. Bak burası ilginç. Tefsir ve kelam alemleri böyle söylese de iki sebeple söyledikleri makul görünmemektedir. Birincisi, bu sözü söyleyenlerin kendileri buzağıya tapınmamış, o fiili atalar işlemiştir. Yani sayılı birkaç gün dışında cehennem ateşi dokunmayacaklar diyenler Peygamberimiz zamanındaki Yahudiler. Bu sözü söyleyenlerin kendileri buzağıya tapınmamış, o fiili ataları işlemiştir. Şu halde beyanın içeriğini bir iki muhatap olan Yahudilere hamletmek makul değildir. İkincisi, ayetin muhtevası buzağıya tapınan atalarına izafe edilse yine isabetli görünmez. Zira onlar söz konusu fiilden tövbe edip dönüş yapmışlardır. Tövbeden ve Allah'a ibadete dönüşten sonra buzağıya tapınma sebebiyle azap uygulanması yine isabetli değildir. Nitekim küfür ve inkar yolunu tutanlara söyle, vazgeçerlerse geçmiş günahlar bağışlanacaktır mealindeki ayet bunu ifade etmektedir. Yani sayılı gün, birkaç gün dışında bize cehennem ateşi dokunmayacaktır. Tefsir ve kelam alimleri bu ayette zikredilen sayılı günleri İsrailoğullarının buzağıya tapındıkları gün diye yorumlamakta ittifak etmiştir. Ancak bu iki sebeple makul görünmemektedir dedi. Şu halde sayılı birkaç gün İsrailoğullarının ömürlerinde Allah'a asi oldukları günlerle yorumlanmalıdır. Sayılı birkaç gün yani isyan ettiğimiz birkaç güne mukabil birkaç gün yorumlanmalıdır. Onların böyle demelerinin sebebi azaplandırmanın isyan ve günahın kapladığı zaman kadar süreceğini zannetmeleri veya cehennemde ebedi kalmayı kabul etmemeleri yahut da kendilerini Allah'ın onlar adına haber verdiği gibi görmeleriydi. Sayılı birkaç gün kalacağız demeleri onların böyle söylemesinin sebebi azaplandırmanın isyan ve günahın kapladığı zaman kadar süreceğini zannetmeleri, günah işlenen gün sayısınca azap çekeceklerini zannetmeleri veya cehennemde ebedi kalmayı kabul etmemeleri yahut kendilerini Allah'ın onlar adına haber verdiği gibi görmeleriydi. Cennete Yahudi veya Hristiyan olandan başkası girmeyecektir. Biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz. Onlar şöyle demektedir. Biz sonsuza kadar azaba maruz bırakılmayız. Sadece babanın oğluna yahut sevenin sevdiğine uyguladığı disiplin gibi muamele görürüz. Kısa süre için muamele ceza görürüz. Böylesi oğlunu veya sevdiğini kısa bir süre cezalandırır. Sonra ondan razı olup cennete koyar. Birkaç gün İsrailoğulları ömürlerinde Allah'a asi oldukları günlerle birkaç güne sınırlandırırdı. Ne var ki küfrün cezası ebedi olup cehennemde kalış da belli bir vakitle bağlı değildir. Bu kısım ilke. Onlar azaplandırmanın isyan veya günah işlendiği günle sınırlandırılacağını zanneder.
ler. Ne var ki? Küfrün cezası ebedi olup cehennemde kalış belli bir vakte bağlı değildir. Benzer şekilde imanın da mükafatı belli olup belli bir zamandan sınırlı değildir. Şimdi burayı geçmeden şöyle yapalım. Hepsini seçip günah ve cehennemde kalış süresi diye bir başlığa buraya atabiliriz. Kısmı. Küfrün cezası ebedi mi? Sınırlı mı diye de bir başlık atabiliriz. Küfrün cezası ebedi olup cehennemde kalış belli bir vakte bağlı değildir. İmanın da mükafatı ebedi olup belli bir zamana sınırlı değildir. Şu kısmı alıp ilki olarak da ekleyebiliriz. Temel bir ilke. Küfrün cezası ebedi olup cehennemde kalış belli bir vakte bağlı değildir. Benzer şekilde imanın da mükafatı ebedi olup belli bir zamanla sınırlı değildir. Çünkü bir dini benimseyen kimse belli bir süre için değil ona ebedi olarak inanıp bağlanır. Küfrün ve imanın karşılığı ebedidir, sonsuzdur. Çünkü bir dini benimseyip İnanan kimse belli bir süre için değil ona ebedi olarak bağlanır. Buna paralel olarak ceza ve mükafatı da süresiz ve ebedi olur. Buna mukabil Müslümanlardan birinin nefsani arzuların baskısı altında işlediği günah zamana bağlı olup kişi tarafından terk edilir. Böylesi cezaya çarptırılırsa işlediği günahın süresi kadar olur. Çünkü o günah fiilini ebediyet kaydıyla işlemiş değildir. Bu sebeple İnanca ve fiile dayalı günahlar statüs bakımından farklıdır. İnanca dayanan günahlar, iman ise ebediyet, küfür ise karşılığı ebedilik, fiile dayalı günahlar ise sınırlıdır. Şu da bir ilke. Temel ilke, bunu da yazalım. İnanca ve fiile dayalı günahlar statü bakımından farklıdır. Kalple işlenen günahlar ebedi cezası, fiil bedenle işlenen günahların cezası sınırlı. Peki Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah asla sözünden caymaz? Şöyle bir yorum yapılabilir. Sonsuz olarak değil de sayılı günler süresince azap edileceğinize dair Allah'tan bir haber mi aldınız? Şayet böyle bir şey varsa şüphe yok ki o sözünden caymaz. İkincisi Allah katından bir söz mü aldınız? Yani Allah katında mukabilinde size cenneti vaat ettiği salih amelleriniz mi var? Şüphesiz Allah sözünden caymaz. Fakat siz bunlardan hiçbirine sahip değilsiniz.
size azap uygulamayacağına dair ne Allah'tan gelen bir haber var, ne de karşılığında cennet vaat ettiği salih amelleriniz var. Yoksa bilmediğiniz şeyleri mi Allah'a isnat ediyorsunuz? Öyle değil. Kötülük işleyip de günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse. Evet, böyleleri cehennemliktir. Günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse. Evet, böyleleri cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu ifade aziz ve celil olan Allah tarafından söyledikleri söz sebebiyle İsrailoğullarına yönelik bir yalanlamadır. Bir bakıma Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'a isnat ediyorsunuz. Görmez misiniz ki o şöyle demiştir. Öyle değil. Kötülük işleyip de günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse. Cenab-ı Hak burada şunu kasteder. Kötülük işleyip de yani Allah'a ortak koşup da günahı kendisini çepeçevre kuşatan kimse, şirk günahı ile ölen kimse. Evet, böyleleri cehennemliktir. Günahı kendisini çepeçevre kuşatan, yani şirk veya inkar gibi kalp günahı ile ölen kimse, evet, böyleleri cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Orada ölmezler ve içinden çıkarılmazlar. Kendisini kuşatan, kalbini kuşatan, evet. Bu önemli. Kalple işlenen fiil günah, bedenle işlenen günah şeklinde bir ayrım var. Şurasını günah ile işlenen ile işlenen bu ayrım güzel. Kalple işlenen günahlar, fiille işlenen günahlar. Biri sürekli, biri sınırlı. Vellezine amenu ve aminu salihate ulaike ashabun cennet hum fiha halidun. İman edip yararlı iş görenler ise cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İman edip yararlı iş görenler, bu muhtevayı daha önce açıklamıştık. Yararlı iş daha önce başka bir ayette geçmişti. Ve iz akadna mithaqa beni İsrail'e la ta'budune illallah ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba vel yetame vel mesakini ve kulu linnase husna ve ekimus salate ve atuz zekah sümme tevelleytüm illa kalilen minkum ve entüm muridun. Bir zamanlar İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anneye, babaya, yakınlarınıza, yetimlere ve komşulara iyilik edeceksiniz diye söz almıştık. İnsanlara güzel şeyler söyleyin, namaz kılın, zekat verin diye emretmiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz. Bir zamanlar İsrailoğullarından söz almıştık. Allah verilen sözün ahit misak, yaratılış ve fıtrat ahdi, bir de risalet ve nübüvvet ahdi olmak üzere iki şekilde olduğunu daha önce anlatmıştık. Bu ayrım geçmişti. Yaratılış ahdi, risalet ahdi. Etiketleyip geçelim sadece. Daha önce geçtiği için. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Biri uluhiyeti Allah'tan başkasına nispet etmeyeceksiniz. Diğer bir yorum da bizzat ibadetin kastedilmiş olmasıdır. Yani Allah'tan başkasına put ve benzeri şeylere ibadet etmeyeceksiniz. Anneye babaya iyilik edeceksiniz. Onlara karşı şefkatli ve nazik davranmak, üzerlerine kanat germek, yumuşak ve alçak sesle konuşmak suretiyle şu ilahi beyanlarda işaret edildiği üzere kendilerine öf bile deme, azarlamayıp münasip söz söyle. Hissedeceğin şefkatin ürünü olarak üzerlerine tevazu kanadını ger. Onlara bu dünyada iyi davran. Denilirse ki iyilik yapmayı, ihsan emretmek insanlar arasında gereklilik ifade eden bir görev değil.
üstüne vazife olmayan bir lütuf olarak algılanır. İyilik yapmayı emretmek, insanlar arasında gereklilik ifade eden bir görev değil, üstüne vazife olmayan bir lütuf olarak algılanır. Evet öyle. Ancak ihsan kavramı bazen güzel ve hasen, yani meşru olan fiilin bizzat kendisi konumunda bulunur. İhsan kavramı bazen hasen, yani meşru olan fiilin bizzat kendisi konumunda kullanılır. Mesela Allah'ın rahmeti iyi ve güzel davrananlara muhsin yakındır. Mealindeki ayette durum böyledir. Yani ihsan hasen anlamındadır. Burada sözü edilen muhsinin Allah Teala iyilik yaptıklarından değil, güzel ve meşru olan ameller yaptıklarından ötürü rahmete hak kazanmışlardır. Güzel olan fiili yapmak herkes için gereklilik bir farzdır. Haseni yapmak, emredileni yapmak herkes için bir farzdır. İkincisi, anneye babaya iyilikte bulunmanın Allah'ın insanlar üzerindeki haklarından birisidir. Anneye babaya iyilikte bulunmak Allah'ın insanlar üzerindeki haklarından biri olabilir. Allah'ın hakkı ise yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Hısım ve akraba ilişkilerini sürdürme, onların ihtiyaç duyduğu harcamaları yapma da aynı şekilde yerine getirilmesi gerektiği olan bir görevdir. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimenin bu kısmı Şafii'nin anne babadan başkasına nafaka ödemek farz değildir şeklindeki görüşünü çürütmektedir. Burada hısım ve akrabaya da harcamak ihtiyaçlarını gidermek bir görevdir dedi. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimenin bu kısmı Şafii'nin anne babadan başkasına nafaka ödemek farz değildir şeklindeki görüşünü çürütmektedir. Şöyle ki anne ve babalar için yakınlık, karabet kavramı zilkurba kullanılmaz. Onlar bu kavram ile nitelendirilemez. Ayette anne baba anıldıktan sonra bu kavramın kullanılması Cenab-ı Hakk'ın bununla anne babadan başkasını kastettiğini göstermektedir. Ve bil valideyn ve zil kurba. Ve zil kurba anne babadan sonra zikredildiği için anne baba zil kurba olarak anılmaz. Onlar bu kavramı nitelenmez. Cenab-ı Hak bununla anne babadan başkasını kastettiğini göstermiştir. Şurası da fıkhi bir görüş. İşaretleyip geçelim. Yetimlere ve yoksullara bu ifadedeki harcamanın hem nafile hem de farz olması olanı içine alması ihtimal dahilindedir. Yetimlere ve yoksullara hem nafile olarak hem farz olarak yardım edin. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. Birkaç manaya gelme ihtimali vardır. İnsanlara güzel şeyler söyleyin. Biri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber oluşunu ve niteliklerini gizlemeyip söyleyin. Yahudilere hitap edildiği için Hz. Muhammed'in hak peygamber oluşunu ve niteliklerini gizlemeyip söyleyin. Diğeri Allah'tan başka tanrı bulunmadığına tanıklık etmeye davettir. Hepsinin her şeyin ve her sözün kastedilmesi de ihtimal dahilindedir. Yani insanlara kötü söz söylemeyin diye umum kastedilmesi de ihtimal dahilindedir. Yani daima güzel ve doğru söyleyin. Biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anneye, babaya, yakınlarınıza, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almıştık. İnsanlara güzel şeyler söyleyin, namaz kılın, zekat verin diye emretmiştik. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz. Hala da yüz çevirmektesiniz. Allah'tan başka Tanrı bulunmadığına tanıklık etmeye davettir. Hepsinin
Her şeyin ve her sözün kastedilmesi de ihtimal dahilindedir. Yani daima güzel ve doğru söyleyin. Namaz kılın, namazı tasdik edip benimseme manasına gelebileceği gibi vakti içinde rükû, secdesi ve huşuunu tam olarak yerine getirmek suretiyle eda etmek anlamına da gelebilir. Bir de şu manayı alınabilir. Öyle bir hal içinde bulunun ki o sizin için namaz, dua ve manevi arınma vesilesi olsun. Öyle bir hal içinde bulunun ki o sizin için namaz, dua ve manevi arınma vesilesi olsun. Zekat verin, namaz için zikrettiğiniz hususlara bunun da ihtimal dahilindedir. Yani hem namaz vermek hem hakkı ayakta tutmak. Sonra pek azınız hariç sözünüzden döndünüz, hala da yüz çevirmektesiniz. Ayetin manası açıktır. Burada bırakalım. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Şöyle bir işaretleme yapalım.